çok çeşitli kültürlerin bir arada yaşam sürdüğü Anadolu topraklarında gastronomi konusu daima ön planda olmuş, zengin bir iklime sahip olan ülkemizin bereketli coğrafyasındaki tüm gelenekler günümüze kadar taşınmıştır. Farklı sunum ve lezzetleriyle geçmişten bugüne pek çok kültürün mirasçısı olan Türk mutfağı hem farklı medeniyetlerin mutfaklarını etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Turizmde gastronominin son dönemde öne çıkışını gördüğümüzde bölgemizdeki bu yöresel ürünlerimizin, lezzetlerimizin de gastronomik anlamda yerini alması ve turizme katkı sağlaması anlamında bilinirliğinin ortaya konulması noktasında özellikle bu tür organizasyonlar ve faaliyetler çok önemli. Bu organizasyonlarla beraber bizim yöresel ürünlerimizin, lezzetlerimizin bilinmesine vesile olan, emeği olan herkese yürekten teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Belediyemizin yöresel ürünler üretim merkeziyle beraber çeşitlendirmeye ve unutulmaya yüz tutan ürünlerimizin yeniden hayata dönmesi ve bunların da bilinirliğinin artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah'ın izniyle bunların artarak devam etmesi sayesinde ordumuz artık sadece 3 ay değil 12 ay inşallah yaşanabilir bir şehirken turizmden de payını alan bir il olarak inşallah hep birlikte bu mutluluğu yaşarız diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu sene bizim ilimizde coğrafi işaretli ürünler tema olarak belirlendi. Coğrafi işaretli ürünler 2000 yılına itibaren bizim ülkemizin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma çerçevesinde uygulanmaya başlandı. Burada temel amaç yerel ürünleri tanıtmak, bu sayede de yerel kalkınmaya katkı sağlamaktır. En son 1584 civarında Türk Patent Kurumu'na coğrafi işaretli başvurusu yapılmış. Bu oldukça önemli. Ordu da bu 81 içerisinde önemli bir yere sahip. Hatta Karadeniz bölgesinde en çok coğrafi işaretli ürün başvurusu yapan il. Post coğrafya işaretli, evet.